Vücudumuzda kas dokusu, yağ dokusu ve sıvı var. Yağ dokusu hareket etmeyen, enerji harcamayan dokudur. Kas dokusu hareket edip enerji harcayan dokudur. Ve vücudumuzun çalışma hızını özellikle belirleyen doku kas dokusudur. Kas dokusunun olması gereken değerinin altında olduğunda vücut çalışma hızımız düşüyor. Yağ oranının da olması gereken değerin üzerinde olduğunda şişmanlık dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. O yüzden bu dengenin sağlanması çok önemli. Yağ oranının belli bir aralıkta olması gerekiyor. Kesinlikle yağsız bir vücudu düşünmüyoruz. Belirli bir oranda yağımız olması gerekiyor. Bu organlar açısından, vücut sıvısının dengelenmesi açısından, vücut sıcaklığının dengelenmesi açısından önemli. Kas kitlesinin de olması gereken aralığın üstüne doğru çıkmasını istiyoruz ki vücut çalışma hızının dengesini sağlayalım diye. O yüzden toplam kiloya değil yağ kas oranına bakmamız bu anlamda önemli.